Bugün iki önemli cepheden iki önemli açıklama geldi arkadaşlar. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın katsa yaptırımları ile ilgili tepkisiydi. Öbürü de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 yılı para politikası ile ilgili hedefleri ve yorumları, aynı zamanda da yol haritasıydı. Her ikisi de piyasaları çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle döviz cephesini çok yakından ilgilendiriyor. Bunlar ne? Ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda piyasaları ve döviz cephesini nasıl etkiler? Bunları da bu videoda uzun uzun konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla başlayalım. Oldukça uzun bir konuşmaydı. Oldukça ayrıntılı bir konuşmaydı. Pek çok önemli başlık vardı arkadaşlar. Ama bazı başlıklar öne çıkıyordu. İşte o öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ne anlama gelebileceğini konuşacağız. Aynı zamanda 24 Aralık'ta bir faiz arttırma olur mu olmaz mı? Onu da değerlendirmiş olacağız. Enflasyonu düşürmek kararlıyız dedi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal. Peki enflasyon nasıl düşürülecek? Eksi 50 milyar dolarlık bir rezervi var Merkez Bankası'nın. Artık atacak taşı, malzemesi, cephanesi kalmamış durumda. Bu durumda yapabileceği tek şey faizleri arttırmak ya da vatandaşı ikna etmek. Vatandaşın elindeki kuru bozmasını sağlayabilmek. Zaten bununla ilgili sinyalleri de veriyor Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal. Vatandaşın önümüzdeki dönemde düşen enflasyona bağlı olarak elindeki dövizi bozup Türk lirasına döneceğini söylüyor. Olur mu? Bu koşullar içerisinde pek de mümkün değil arkadaşlar. Nasıl olabilir? Ancak devalüasyonist bir etki görürüz. Kur inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükselir ve bunun sonrasında da vatandaş artık kurun yükselmeyeceğini ve yüksek faiz ortamının daha avantajlı olacağını düşünür. Evet, o zaman elindeki kurdan vazgeçer, dolardaki, eurodaki, sterlindeki pozisyonunu bozar, Türk lirasına bir dönüş yapar. Sadece faizi arttırarak, yani döviz yükselmeyecek bundan sonra imajı vererek vatandaşın dövize yönelmesini engellemek mümkün değil. Nitekim bakın, 475 bas puanlık bir faiz arttırımı olmasına rağmen yine de vatandaşlar hızlı bir şekilde döviz almaya devam ettiler. Döviz mevduatları 231 milyar doları aştı. 235 milyar dolara da emin adımlarla gidiyor. Bir de bunun üzerine katsa yaptırımları ile ilgili gelişmeler var. Kırılganlıklar daha da arttı. Cari açık arttı. Kısa vadeli dış borç kapıya dayandı. Herkes her şeyin farkında. Her an her şey olabilir. O zaman biz dövize yönelmeye devam edelim. Kendimizi koruma altında tutmaya devam edelim. Bence bunu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve ekonomi yönetimi de görüyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor. Bir an önce dövizin hızlı bir şekilde yükselmesine izin verecek. Başka bir çareleri yok. Eğer ki vatandaşın elindeki dövizin bozulmasını istiyorlarsa. Bunun sonrasında yüksek faiz ortamına geçilecek. Yüksek faiz ortamı ile birlikte bozulan dövizler toplanacak ve hem Merkez Bankası rezervleri toparlanacak hem de vatandaşın Türk lirasında bir süre kalması sağlanacak diye düşünüyorum. Faiz arttırırlarsa piyasayı kilitleyecekler. Piyasayı kilitlerlerse de ekonomik kriz ve finansal kriz çok daha ciddi sıkıntılar yaratacak. Enflasyonu feda edecekler tüm bu söylemlere rağmen. Kur şokuna izin verecekler. Kısa vadeli enflasyonu göze alacaklar. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız cümlesinin bir karşılığı yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hızlı parasal genişlemenin etkileri 4. çeyrekte görüldü diyor. 1. maddeyle tamamen çelişen bir madde bu. Bir yandan enflasyonu düşürmek için faizi arttıracaksınız. Öbür taraftan piyasayı canlandırmaya çalışacaksınız. İkisinin bir arada olma ihtimali neredeyse mümkün değil. 4. çeyrekte bir canlanma oldu mu sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Hayır, 4. çeyrekte bir canlanma olmadı. Zaten bunu işsizlik rakamlarından görüyoruz. Üretici fiyatları, tüketici fiyatlarının üzerindeki maliyet baskısını arttırıyor diyor. Benim uzun zamandır dile getirdiğim konulardan birisi. Tüketici fiyatlarıyla, yani TÜFE ile ÜFE arasındaki makasa baktığınız zaman 9 puanlık bir farkın oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Üreticinin maliyetleri şu anda tüketicinin fiyatlarına göre tam 9 puan daha yukarıda. Bu önümüzdeki ay tüketici fiyatlarına yansıyacak. Merkez Bankası Başkanı tarafından görülüyor ve ifade ediliyor. Önümüzdeki ay 17, 18, 19'luk bir enflasyon ortamına girmiş olabiliriz. Evet, bu koşullar içerisinde negatif faiz ortamından kurtulmak istiyorsanız, kurun hareketliliğini kısıtlamak istiyorsanız mutlaka bir faiz arttırımı gerçekleştirmek zorundasınız. Ama bu kez de piyasayı tamamen feda etmek zorunda kalıyorsunuz. Reel sektör
sektörü feda ediyorsunuz. Banka batıklarının artmasını sağlıyorsunuz ve bu büyük bir finansal krizi beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bunlar tehlikeli gelişmeler, tehlikeli ifadeler. Hepsinin bir arada yapılması neredeyse imkansız. En kritik cümlelerinden birisi Sayın Naci Ağbal'ın diyor ki, gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. Gerekirse, hani herkes faiz arttırımı bekliyor, sıkı para politikası gelecek falan diyor ya, Sayın Naci Ağbal aslında bunu söylemiyor. Çok açık ve net bir şekilde biz gerekirse bu sıkılaştırmaya devam edeceğiz ama gerekmezse, piyasadaki sıkıntılar büyürse o zaman bu parasal sıkılaştırmayı da durduracağız, sonlandıracağız ya da yavaşlatacağız anlamına gelen bir cümle kuruyor. 24 Aralık'ta bir faiz arttırımı gelmeyebilir. Bir faiz arttırımı gelse bile çok sembolik bir faiz arttırımı olabilir. 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı olabilir. Bu da zaten dövizin durmasını sağlamayacaktır. Yine kur üzerinde çok ciddi bir yükseliş baskısı sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde 24 Aralık'tan sonra hedeflerin de üzerinde ataklar yapmaya başlayacaktır. Merkez Bankası'nın ana politika aracı haftalık repo olacak. Yani politika faizinden bahsediyor. Politika faizinin de bu koşullar içerisinde öyle çok sert bir şekilde arttırılması mümkün değil. Çünkü bunlar hem mevduat hem de kredi faizlerine olumsuz yönde yansıyor. Bunu da unutmayalım. Fonlama ihtiyacı geçen yıla göre hızlı bir artış gösterdi. Yani sistemin paraya ihtiyacı var. Bir şekilde fonlamak zorundayız. Fonlamamız için de faizleri çok da yukarıda tutmamamız gerekiyor ifadesini kullanıyor. Satır arasında aslında bu ihtiyaç çünkü bitmedi. Aksine arttı. Şirketler çalışamıyorlar. Şirketler kendilerini kredilerle döndürmeye çalışıyorlar. Ve Merkez Bankası bankaları fonlamazsa bankalar da piyasayı fonlamıyor. Piyasa fonlanmadığı an itibarıyla çok ciddi çöküşler gelecek. Satır arası sinyalini veriyor Sayın Naci Ağbal. Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir diyor. Çünkü bankaların da dövize çok ciddi oranda ihtiyacı var ve dövizlerini talep etmeye başlayacaklar. Aslında bunun ön hazırlığını yapıyor. Merkez Bankası rezervleri çok net bir şekilde eksi ortama doğru gidiyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi ortama girdiği, somut bir şekilde görüldüğü an itibarıyla dövizdeki kırılganlık daha da artacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Aşırı dalgalanma halinde kur piyasasına alış ya da satış yönünde müdahale edilebilir diyor ama belki alış yönünde müdahale edersiniz Türk lirası basıp da satış yönünde nasıl müdahale edeceksiniz sorusunu da beraberinde getiriyor. Çünkü elde döviz yok. Ne Merkez Bankası'nda var ne hazinede var. Kamu bankalarında da döviz kalmadığı için satış yönü müdahalenin artık olmayacağı kesin. Ancak faiz arttırarak müdahale olabilir. Çok ciddi hareketler olmadığı sürece, dalgalanmalar olmadığı sürece biz müdahale etmeyeceğiz piyasaya diyor. Birkaç madde sonra zaten bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Çok ama çok önemli bir cümle kullanıyor. Bir anlamda da kurun, doların, euronun, sterlinin hızlı bir şekilde yukarıya doğru ataklar yapacağını ifade ediyor. Onun itirafı gibi. O maddeye geçmeden önce biz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bakın burada yine çok önemli bir madde var. Kur rejimi değişmeyecek diyor Naci Ağbal. Çünkü sosyal medyada özellikle çok fazla konuşulan konulardan birisiydi. Kur rejimi değişecek mi? Sabit kur sistemine geçilebilir mi? Gibi söylentiler vardı. Buna bir nevi cevap veriyor. Hayır, kur rejimini değiştirmeyi düşünmüyoruz ve dalgalı kura devam. Döviz swapları konusunda şeffaflık artacak. Döviz rezervi biriktirmeye dair planlarımızı açıklayacağız diyor. Demek bu konuyla ilgili çalışmalar var. Olması da gerekiyor çünkü Merkez Bankası rezervleri zaten sıfırı tüketmiş durumda. Buradaki en kritik meseleyi şimdi sizlerle paylaşacağım. Ters dolarizasyon bekliyoruz diyor. Yani vatandaşın dövizini bozmasını bekliyoruz diyor ve bunu alenen de söylüyor. Nerede söylüyor? Doğru politikalarla yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye ilgisini arttıracağız. Enflasyon geriledikçe vatandaşlar tasarruflarını Türk lirası varlıklarına yatıracaklar. O tarafa dönecekler, kurdan vazgeçecekler diyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? Faizi yükselttiğinizde mi? Yani kur buralarda sabit tuttuğunuzda kur düşecek endişesinden dolayı vatandaş kurdan çıkacak mı zararına? Hayır, çıkmayacak. Bana göre bunu Naci Ağbal da çok net bir şekilde görüyor. Satır arasında bunun cevabını veriyor arkadaşlar. O da şu: döviz kuru
seviyesi piyasada belirleniyor. Kur hedefimiz yok diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Döviz kuru seviyesi piyasada belirleniyor ve kur hedefimiz yok. Yani yarın öbür gün kurda ciddi şoklar, kırılganlıklar yaşanabiliri itiraf ediyor. Bütün bu cümleleri siz şöyle yorumlayabilirsiniz. Enflasyon odaklı bir Merkez Bankası politikası olacak. Bu nedenle faizler yükseltilecek, kur baskılanmaya devam edilecek. Ya da tam tersine kuru baskılamaktan vazgeçeceğiz. Merkez Bankası rezervleri sıfırı tüketti. Hatta negatif ortama geçti. Onun için vatandaşı bir şekilde ikna etmek zorundayız. Yabancıları da bir şekilde ikna etmek zorundayız. Faiz yükseltme politikasından vazgeçeceğiz. Kuru baskılama politikasından vazgeçeceğiz. Ve bundan sonraki süreçte kur nereye giderse gitsin izin vereceğiz. Hatta bunun için bahaneler yaratacağız. Aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir kur kırılmasına izin vereceğiz. Sonrasında da kur yükseldiğinde de ama şok etkisiyle yükseldiğinde de faizleri agresif bir şekilde yükseltip piyasadaki dövizi çekeceğiz ve Merkez Bankası rezervlerini bu şekilde dolduracağız sonucunu çıkartabilirsiniz. Hangisi daha akılcı derseniz bana göre ikinci senaryo çok daha akılcı. Faizi yukarıya çekerek, doları bu seviyelerde tutarak Merkez Bankası rezervlerinin doldurulması mümkün değil. Aksine her geçen gün Merkez Bankası rezervleri biraz daha boşalacaktır. Tam burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın katsa yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Katsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO ülkesine uygulanmıştır. Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılayamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir ifadelerini kullanıyor. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik alenen bir saldırıdır diyor. Haksız mı? Değil arkadaşlar. Sonuna kadar haklı. Bir kere bunun altını çizeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bu söylediğinde sonuna kadar haklı. Evet, taviz verilmemesi gerekiyor. Ama bu işin rahip krizine de dönmemesi gerekiyor. Yani yarın öbür gün Amerika baskı yaptığında, kur şoklandığında, kur alıp başını 15, 16, 17 seviyelerine gittiği zaman taviz verilmeden bu işlerin arkasına durulması gerekiyor. Zaten söylediğimiz şey bu. Ya bu işlere hiç bulaşmayacaktı Türkiye ya da bulaştıysa da, bu işleri yapıyorsa da, S-400'ü aldıysa, savunma sanayini geliştiriyorsa da o zaman sonuna kadar kur ne olursa olsun bunu dert etmeden yoluna devam etmek zorunda. Evet, bence de egemenlik haklarına müdahaledir ve bu egemenlik haklarından taviz verilmemesi gerekiyor. Yine şunu söylüyor Erdoğan. Savunma sanayi başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayi inşa edilme yolunda adımlarımızı hızlandırarak atacağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünden iki kat daha fazla çalışacağız diyor. Restinize rest kardeşim diyor Sayın Erdoğan. Buradan nasıl bir sonuç çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu işi tırmandırmaya devam edecek Sayın Erdoğan. Bu işi tırmandırdığı sürece de katsa yaptırımları daha da sertleşerek karşımıza çıkacak. Finansal yaptırımlar, özellikle Swift kanallarının tıkanması, Türkiye'nin tedarik zincirinden çıkartılması gibi pek çok önemli yaptırım uygulanacak. Şu anda döviz anlamında zaten büyük bir sıkışıklık içerisinde olan, ekonomik sıkıntıları olan Türkiye'de önümüzdeki günlerde kur şoklarına gebe olacağız. Arka arkaya çok ciddi kur şokları yaşanacak. Aynı İran'da olduğu gibi. Bakın, İran'da bir sene içerisinde birkaç defa devalüasyon oldu arkadaşlar. Hem de bu katsa yaptırımları yüzünden. Çünkü İran ne elindeki malı çıkartabildi ne de çıkarttığı malın parasını alabildi yaptırımlar yüzünden. Halk Bankası davası da aslında bu yaptırımlar kaynaklı. Yani Türkiye'nin İran'la farklı ilişkiler içerisine girmesi nedeniyle Halk Bankası davası yürütülüyor. Tüm bu koşullar içerisinde rakamlar ne oldu? Onlara da kısaca bakalım. 139.365 seviyesinde borsayı görüyoruz. 140.000'e dayandı. Ama sonrasında geriye geldi. Dolar 7.81.65. 7.74'e kadar düştü. Sonra tekrar yükseldi. Kendisini 7.80'in üzerine attı. Çünkü Merkez Bankası'nın ifadeleri doğru düzgün daha sonradan yorumlandı. Merkez Bankası'nın aslında bir faiz arttırımına gitmeyebileceği sonucu çıkartıldı. Euro 9.53 seviyesinde, parite 1.21.91 seviyesinde, faiz de 14.69'da sabit durmaya devam ediyor. Bugünün en kritik rakamlarından birisi arkadaşlar altın onsuydu. 1857 seviyesine kadar
kadar gelmiş durumda şu an itibarıyla. 1860'lar zorlandı. Bu seviyeler kırıldığı zaman 1900'ün üzerine atacak kendisini ve tekrar 1960 seviyelerini zorlamaya başlayacak. Velhasıl arkadaşlar, önümüzdeki 1-2 hafta ve Ocak ayının ilk 2 haftası çok kritik. Doların yükseliş eğilimi hızlanacaktır. Bunun bahanesi de katsa yaptırımları olacak. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.